Geçen yıl yakaladığı dördüncülüğün ardından bu yıl ön bölümle aradaki farkı kapatmayı hedefleyen McLaren 2020 Formula 1 aracını bugün tanıttı. 2018 yılında Renault motoruna geçiş yapan McLaren geçen yıl ileriye doğru önemli bir adım atmayı başardı ve takımlar şampiyonasını uzun bir aradan sonra ilk 4 içerisinde noktaladı. Takım Brezilya Grand Prix'sinde Carlos Sainz Jr. ile 4. olarak 2012 Brezilya Grand Prix'sinden sonraki ilk podyumunu yakalamıştı. McLaren'in bu yılki yeni aracı geçen yıl takıma katılan teknik direktör James Key önderliğinde tasarlanan ilk McLaren olma özelliğini de taşıyor. Takım büyük kural değişiklikleri öncesinde 2019 aracının zayıf yönlerini azaltmak ve araçtan daha fazla performans kazanmak için yeni araç üzerine uzun zamandır çalışıyordu. Takım tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda mavi ve turuncu renkten oluşan bir renk düzeni tercih etti. Ancak bu renkler geçen yıla kıyasla daha farklı şekilde kullanıldı. Ayrıca aracın alt bölümlerinde siyah renkler de yer alıyor. McLaren özellikle aracın burun kısmında ciddi değişiklikler yaparken aracın geçen yıla kıyasla daha dar olması gözlerden kaçmıyor. Ayrıca McLaren de Ferrari ve Red Bull'un ardından mat boyaya geçen takımlardan bir diğeri oldu. Takım patronu Andreas Seidel, bu tüm takım için çok önemli bir an. Dün akşam aylar süren sıkı çalışmalardan sonra McLaren'deki herkes MCL35'i ilk kez gördü. Takımın her bir üyesi sezon öncesi testinde ilk kez pistte yer alması için McLaren MCL35'in tasarımında, mühendisliğinde ve üretiminde çok fazla enerji harcadı. Carlos ve Lando geçen sezon gerçek bir bağlılık ve kararlılık gösterdiler. Sonrasında teste ve yeni sezona hazırlanmak için çok fazla çabalamaya devam ettiler. Onlarla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün yolculuğumuzun bir sonraki adımını atıyoruz. Zor bir yıl olacak ve şikayet etmemek çok önemli. Formula 1'de hiçbir şey kolay değil ve orta gruptaki rekabet yoğun olacak. Yeni sezona hazırlanmak için 6 günlük testimiz var. Ayrıca Carlos ve Lando ile beraber tüm personelimiz hazır dedi. McLaren'in lansmanında konuşan Carlos Sainz, 2020 aracının gelişim sürecinde çok fazla çaba ve zaman harcadığını söyledi. Sainz, "Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Kış aylarında MCL35'in oluşturulma sürecini yakından takip ettim ve takımın ne kadar çaba harcadığını biliyorum. Pek çoğu 2020'nin mevcut ve yeni kurallar arasında sadece bir geçiş yılı olduğunu düşünebilir. Ancak McLaren olarak Abu Dhabi'deki yarışın ardından sıfırlama düğmesine bastık ve aracın her bir parçasını daha iyi hale getirmek için çok çalıştık. Geçen sezon attığımız dikkat çekici adım herkes için büyük bir motivasyondu. Ancak aynı zamanda orta gruptaki mücadelenin ne kadar yoğun olduğunu da hatırlatıyor. Öndeki 3 büyük takımla aramızdaki farkı azaltmak istiyorsak 2020'de arkamıza yaslanamayız. Amacımız bu sezon kendimizi ve takımı bir adım daha ileriye taşımak. Barcelona'da testlerin başlamasını ve geçen yıl yakaladığımız pozitif momentumun devamını sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Carlos Sainz'ın takım arkadaşı Lando Norris de McLaren'in 4. sırada kalmasının hiç de kolay bir görev olmadığını ancak bunu yapabileceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi. Norris, MCL35'in güncellenmiş renk düzeni harika görünüyor. Taraftarlarımız bundan hoşlanacaktır ve ben de onu sürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Tasarımcılar, mühendisler, mekanikerler ve Carlos'la beraber bu aracı oluşturmak için çok fazla çaba harcadık. Gelişimine dahil olmak gurur verici bir duygu. İlk sezon bana inanılmaz bir deneyim yaşattı. Hem takımdan hem de Carlos'tan çok şey öğrendim. İkinci sezonum öncesinde yarış yeteneklerimi ve aracın performansını artırmaya devam ederken mühendislere sağlayacağım geri bildirimlere daha fazla güveniyorum. Bu yıl için henüz belli bir hedef koymadık fakat geçen yıl kazandığımız 4. sırayı korumanın zor bir görev olduğunu biliyoruz. Test ve yarışlarda en iyi rakiplerimize kıyasla nerede olacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum dedi.